Ali tamam. Hadi git bir şey. Tamam oğlum. Ali'cim tamam. Oğlum. Anne sen doktor değil misin? Hadi git bir şey yap. Bak ne olursun git bir şey yap anne. Anne bana mutlu yeri ver ne olur. Ben... Gel biz bir hava alalım oğlum hadi. Gel doktor. Sen neredesin? Ya benim kardeşim içeride sen neredesin doktor neredesin? Hadi git. Hadi git içeri ne olur. Git geri getir bana kardeşimi ne olur doktor. Bana kardeşimi geri ver doktor hadi. Hadi doktor git içeri bana kardeşimi geri getir. Ali tamam. Sen kaldırdın onu ayağa doktor. Ne olursun git bir şey yap ne olur doktor. Ne olur Umut'u tamam. Geri getir. Ne olur Umut'u Ali, geri tamam. Ver bana. Ali. Doktor, Ali tamam. Ağır. Bitti. Umut gitti oğlum. Umut gitti. Benim canım alsın Umut'u bıraktı. Allah benim canım alsın Umut'u. Şimdi hemen mi almak gerekiyor nakil için onayı? Maalesef derhal harekete geçmemiz gerekiyor. Daha önce kendi isteğiyle doku uyum örneği yapılmıştı. Geriye sadece Vasi'nin onayı kaldı. Yaman Ali'nin yani. Umut'u bırak. Kalbimeceye başladım. Kardeşine baktıkça bu kardeşini hatırla olur mu? Ve sakın üzülme. Ben hiç ölmemiş olacağım.
Arkadaşınızın kıyafetlerini getirdim. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumu haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Cenab-ı Allah helalinizi kabul etsin inşallah. Merhumun ruhu için Allah rızası için El-Fatiha. Benim peşimdeydi aslında. Bana çarpacaktı. Saran soysalan yaptı. Onun yüzünden oldu. O yaptı. Thank you.
vara vara yazılan geliyor sağdan başa. Aman, 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 aman. Beni hasret demiştin abi. Adını koyduğumuz gün oğlum. Ne dedim ben sana? Adın gibi ol kardeşim. Umudunu asla kaybetme. Nice sultanlar tahttan indirdi. Aslanım benim. Seni Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Oğlum.
Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi kardeşlerini topla. Hep beraber elimize gidelim. Anne. Biz şimdi... Biz şimdi kardeşimi yalnız mı bırakacağız burada? Hava çok soğuk abi. Umut üşür burada. Bir daha değil, Umut çok çabuk üşür. Üşür anne Umut. Koy. Tamam çocuğum, tamam. Abi. Hasta olacaksın oğlum, hasta olacaksın. Hadi kalk. Tut Asiye elinden. Tutun birbirinizi. Kalkın hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi. Tamam. Hadi kalk. Kardeşin kardeşine can verdi evlat. Hakkını helal et. Hakkınızı helal edin çocuklar. Başınız sağ olsun. Soysalanlar sağ olsun. Gel kızım. Yaman Ali, hadi. Hadi. Siz geçin. Ben hastaneye Ece'nin yanına geçeceğim. Aşağı mahalle komple tamam Eşref Bey. Herkes duacı. Eline sağlık. Bir de işini halledebildin mi? Bu akşam bu mahallede kimse aç yatmayacak. Siz hiç merak etmeyin. Sağ ol. Ali. Oğlum taziyeler bittikten sonra bizim eve geçelim. Arkadaşlarınla misafir et. Arkadaşlarım değil. Kardeşlerim onlar benim. Baba Ali kardeşleriyle burada kalsın. Bakalım kendine. Hadi. Kardeşlerim.
Osman, burada bir şeye ihtiyaç olursa desen kalk, olur mu? Yaman, istersen ben bu gece burada kalayım. Hadi bir şeye ihtiyacın olursa ara, olur mu oğlum? Rüya. Hadi. Seni seviyorum. Yemek gerekirmiş. Dua istermiş. Ece iyi miymiş? Aklımı almıyor yani. Hayat gerçekten çok basit ya. Şu kapıdan çıktı. Bir daha hiç giremedi. Sadece bir ekmek almak için. Ben şuradaydım. Kafamı toplayıp gelinceye kadar ben gitseydim, yollamasaydım onu, ekmek almaya göndermeseydim, ben gitseydim, araba bana çarpsaydı, ben ölseydim, Umut'un yerine ben ölseydim. Sen ne diyorsun yani Yaman? Ekmek almaya gönderdik diye mi oldu yani hepsi? Bizi mi suçluyorsun yani? Ne diyorsun oğlum sen? Ben sana sordum ya oğlum aynısını. Açık açık konuşsana lan.
Sen ölseydin desene lan. Cesur. Umut'un yerine sen ölseydin de rahatla. Bak ben... Bu halleri kaldırabilecek bir durumda değilim. Ne varmış lan benim halimde? Basit bir soru soruyorum oğlum ben sana. Gayet basit bir soru soruyorum. Bizi mi suçluyorsun diye soru soruyorum ben sana. Beni mi suçluyorsun diyorum. Nereden çıktı oğlum bu şimdi? Asiye. Suçlasan ne fark eder ki? Ya ben öyle bir şey mi dedim? Ben niye suçlayayım sizi? Bağırma lan kıza! Bağır. Lan ben kıza bağırmıyorum. Ben sana bağırıyorum, sana! Ha, bana bağır, bana! Ama yürekli ol biraz. Öyle kıvırtma, erkek gibi cevap ver lan bana. Beni mi suçluyorsun? Bizi mi suçluyorsun lan? Cesur. Bizi mi suçluyorsun lan? Cesur bak elimde kalacağım. Oğlum bizi mi suçluyorsun lan? Suçluyorum lan! Ama seni suçluyorum! Asıl ben seni suçluyorum lan! Senin suçun lan bütün bunların hepsi! Ne yaptım oğlum ben? Ne yaptım? Umut ayağa kalksın, Umut yürüsün, iyileşsin. Bunun için kendimi paralamaktan başka ne yaptım? Yeter! Bağırmayın! Bağırmayın! Bırak. Bırak, döksün eteğindeki taşları. Şurada kendi yağımızda kavruluyorduk lan. Umut'u sırtımızda taşıyorduk ama mutluyduk. Sonra senin Allah'ın belası ailen çıktı geldi. Bütün düzenimizi bozdunuz lan. Ya bu da mı benim suçum? Senin suçun lan tabii. Senin suçun lan tabii. Senin suçun. Yok lan yok Umut yok yok. Yok oğlum yok. Hiç ameliyat olmasaydı. Hiç ayağa kalkmasaydı. O halı sahada s**in topuna vurmasaydı da şurada bizimle oturuyorsaydı lan. Elmasını değil de kuru ekmek kemiriyorsaydı keşke. Bir gram mutluluğumuz vardı. Onu da elimizden aldınız lan. Kardeşimizi aldınız lan elimizden, kardeşimizi. Oğlum, Umut bizim de kardeşimizdir. Biz de kardeşimizi kaybettik. Yanlışım var ya Manali Soysalan. Biz kardeşimizi kaybettik. Siz dakikasında kalbini söküp senin kardeşine taktınız. Hastanede yatıyor senin kardeşin, yatıyor. Dur! Vur lan! Vur! Yeter lan! Tamam. Yeter! Vur lan! Vur! Dur! Kardeşini kaybeden de biz, dayağı yiyen de biz. Tabii vur! Hakkındır, soysalansın ya sen. Vur! Duramaz o Asi. Kanında var. Soysalanıyor. Soyunuz kurusun lan! Sus! Yoksa ben sökeceğim senin dişini, sus! Umut şu halinizi görse, çocuk karnından ölürdü lan. Hani kardeştik biz? Hani aileydik? Yazıklar olsun bize. O kardeşlik işi biteli çok oluyor kızım. İşledik hep bunları. Geride kalma. Bu mu? Bu mu yani? Umut muydu bizi bir arada tutan? Umut gitti. Biz de bittik. Allah belanızı versin ikinizinle.
Aferin lan sana. Yine bittin her şeyi. Git lan! Zaman önce bıraktı umut etmeyi insanoğlu. Zalimin abla, zulmüne uydu. İyi misin? Ver istersen. Eko yürü git. Yaman abi arayayım. Arama lan kimseyi. Abla. Piko git dedim, hadi uza. Hadi. Gül ki sen, gül ki çocuğum, gül ki yeşersin. Ölmesen, ölme ki çocuğum, yarına kalsın umut. Asi kız. Tamam. Sonunda açtın telefonu. Konuşmasan da olur. Aslında konuşsan daha kolay olur. Ben ne bileyim. En azından iyiyim desen. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Gömdük işte Umut'u. Toprağa verdik ellerimizle. Hakkımızı helal ettik. Okuduk duasını. Sizinkiler de sağ olsun helvasını kavurmuşlar. Tutuşturdular elimize. Onu da yedik. Kapattık konuyu. Benden iyisi yok yani Alaz oğlan. Çok iyi miyim? Süperim. Alaz oğlan. Sarhoş musun sen? Daha değil. Neredesin? Sana ne lan? İyi olacak mısın peki? Sana ne? Doğru diyorsun. Bana ne? Umut. Umut ablacığım. Buyur abla. Kaybol. Hadi. Ne bakıyorsunuz lan? Kalksanız hadi. Kalk. Ver şunu da. Hadi sen oğlum. Oradan.
Bazı kız. Ne işin var lan senin burada? Nasıl girdin içeri? Senin sayende. Tanınıyorum artık buralarda. Niye geldin sen? Rahat bıraksana oğlum beni. Aklıma takıldı. Sana bir şey olursa canım sıkılır. Hadi kalk gidelim. Gidecek başka cehennemim yok ki benim. O zaman bu sefer benim cehennemde yanmayı deneyelim. İşte burası da benim cehennemim. Asi kız. Hoş geldin o zaman. Artık cehennemde baş başayız. Nasıl kız? İşim olmaz senle benim. Hiç bu kadar sevilmedin. Gözlerinden okuyorum, haberin yok, ölüyorum, vay. Sorma bana nerelisin? Ne giyersin, derdim sana derman olsun. Ben gönülden okuyorum. Stay in it.
geçti yine. Boş bir ömür gözlerinden öpüyorum. Haberin yok, ölüyorum var. Haberin yok. Asya. Orfan. Yeter. Bu kadar gözyaşı cehennemi bile söndürür. Toparlan artık. O zaman senin cehenneminin pek ateşi yokmuş. Ateş yok da fena yakarım diyorum. Asya kız. Ben de git diyorum. Allah'a olman. Asi. 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 Ne? Benden yara bandı olmaz. Tamam mı? Ben kapattığım yerden daha fazla yer açarım. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın ha. Thank you.
Güven abi. Yaman buralarda mı Asi? Yok. Doktor, hayırdır? Yaman'ı arıyorum. Gördün mü hiç buralarda? Evindedir o. Soysalanların torunu ya. Burada bizim çöplükte takılmıyor artık kendisi. Boş yapma lan. Bir soru sorduk. Bir şey mi oldu Yaman'a? Yok. Çok önemli bir şey yok. Buralara düşerse arasın beni mutlaka. Ya yine ne haltlar dönüyor ya. Uf! Ya bırak kızım ya. Yaman Ali Soysalan'ın derdine de biz mi düşelim şimdi? Bak arkasını kollayan bir ton adam var. Asıl bizim açıkta. Var mı bizim arkamızı kollayan? Yok. Ya çek şunu yolun ortasından! Asi kız. Bu halin ne? Halimiz bu. Alazı olan. Buyum yani ben. Sen ne bekliyordun? Beklentimi sorarsan aklın çıkardı neyse. Konumuz bu değil. Bir yabani burada mı? Ne oldu? Yabani mi oldu abisi? Her zaman öyleydi de ben zorluyordum diyelim. Gelmedi buraya. Sabah doktor da sordu. Ne oldu? Bir durum mu var? Bir durum var. O zaman sana müjdemi vereyim Asi kız. Meğer abisi abisi değilmiş. Ne saçmalıyorsun lan sen? Bir açık açık konuşsana. Ne diyorsun? O zaman açık açık anlatayım sana. Hı. Hazır mısın? O doktor bozuntusu Güven, Yaman'ın öz hakiki babasıymış. Benim babamın bu olayda hiçbir katkısı olmamış çok şükür. Asi kız, şoka sonra girersin. Doktorun adresine ihtiyacım var. Sağ ol ya, kendim bulurum, zahmet etme. Ya şunu alsaydın bari. Yemin ederim, sınıyorsunuz beni. Teker teker beni sınıyorsunuz. Ne o? Kovuldun mu ilk geceden? Yaman. Ben geldim. Duyduk olanları. İyi misin? Yatacağım. Burada mı kalacaksın? Bundan sonra hep buradayım. Yaman konuşalım mı? Sonra. Sağ ol.
Asi. Ziyaretçilerim var. Kim gelmiş? Gel hadi kendin bak, sürpriz. Kim bu ya, alacaklı gibi babam vuruyor. Vay vay vay. Kimler gelmiş ya? Ver bakalım bir öpçek. Hop. Getir. Neye borçluyuz bu ziyaretinize? Yılbaşı. Ben unuttum yılbaşını ya. Yaman abi. Bu sene de bizimle kutlayacaksın, değil mi? Umut yok ama biz varız diyor. Hediye. Hediye alır mısın bize diyor. Tabii alacağım ben size hediye. Yılda bir kere eğleniyoruz değil mi sonuçta? Hadi. Hadi çocuklar. Görüşürüz Yaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay maşallah size. Yaman süsmüş hediye işini ne yapacağız? Yani Umut'un üzüntüsünden düşünemedik. Ben onu halledeceğim bir şekilde, merak etme. Yaman. Ya hepimizin kafa gidikti Umut'tan sonra. Ben de biraz böyle abuk subuk konuştum işte. Kusura bakma yani birader. Ama senin geri dönmene çok sevindim ben. Vallahi. Gel lan buraya. Ya ben size kızsam ne olur, küssem ne olur, gitsem ne olur? Benim sizden başka gidecek yerim mi var be? Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi yılbaşı falan tamam da. Bende araba yok. Ben verdim arabayı. Nasıl git gel yapacağım? Oğlum sen arabayı niye verdin ki? Dedene hediye etmedi mi onu sana? Serhan hırtıyla ne alakası var? Ama neyse ne ya, boşverin. Ya nasıl neyse ne kızım? Allah Allah. Serhan baban değilse değil. Senin annenin soyadı değil mi oğlum Soysalan? O araba da senin evde senin. Kime ne yani? Ben o eve bir daha adım atmam. Efendim? Ali, iyi misin abi? Oh. Ne kadar iyi olunabilecekse. İşin var, sıkıntı yoksa. Tabii. Ben şey söyleyecektim. Ece hastaneden çıktı da bugün. Çok hevesli. Yılbaşı yemeğinde akşam beraber olmamızı çok istiyor. Tamam. Ben ararım Ece'yi. Görüşürüm sonra. Ali. Ece'nin hiçbir şeyden haberi yok ama. Onun hatırı için. Uğrarım. Tamam. Bekliyoruz. Şişt. Oğlum git lan, yazık. Kalbi temiz en azından. Zaten pırlanta gibi kızdı da. Bir de şimdi kardeşimiz yaşıyor yanında. Araba işini de dert etme. Ben çözeceğim bir şekil. Nasıl? Güya iş bulmuş da. Ya nasıl güya kızım ya? Bildiğin inşaatta iş buldum işte. Allah Allah. Kardeşim, inşaatta ben bu bekçilik işi buldum bir tane. Çok kıyak iş vallahi. Oturduğun yerden çalışıyorum. Bir de şimdi yılbaşı mılbaşı ayağına avans da verdiler. O araba işini çözerim ben. Sen merak etme. İyi bakalım. Cesur da işe girdiğine göre yeni yıl güzel geçecek.
Yaman abi öyle! Yaman abi öyle! Yaman abi öyle! Maytap aldın mı abi? Unutur muyum lan, hiç kız kaçıran bile aldım. Herkes yardım etsin, hadi. Hadi. Cehennemin dibi böyle yılbaşı görmedi be. Bu yılbaşını dibine kadar kutlamayan cesurum ben. Allah. Elden ele. Buyurun. Geldi. Onların içinde var, paylaşın. Hop. Tamam. Oyla! Alkış! Oyla! Haydi! Rüya. Yılbaşı coşkusu başlamış. E tabii. Bak, söz verdim bizimkilere. Bak, bir şey söyleyeyim mi sana? Burada var ya, yılbaşı kutlamak efsane oluyor yani. Hadi. Sen de gelsene. Tabii, yeni yıla benimle girmek istersen. Aa, sen bir de soruyor musun bunu bana? Sen gelirsen var ya, yanar buralar. Peki gece 12 olduğunda öpecek misin beni? Soruyor musun bunu gerçekten? Öpersen yanar işte oralar. Yansın o zaman. Hop. Hadi. Hoppa. Herkes aldı mı bir şeyler? Aldık. Evet. Hadi o zaman, hadi. Hadi. Yaman abi bize de diyor musun abi? Veririm tabii. Ama önce hanımefendiler değil mi? Evet. Kimlermiş önce? Hanımefendi. Aferin sana. Hadi fıstık. Al bakalım, bu da senin. Sağ ol. Hadi, güzel ceketli. Ne oldu, hediyeni beğenmedin mi yoksa? O da senin gibi çok güzel diyor. Adını Rüya koyacakmış. Teşekkür ederim. Ay ne kadar güzelmiş bu. Çok teşekkür ederim sana. Pideler sıcak sıcak soğumasın, sonra yemeyen ağlamasın. Haydi gel. Sakin. Nasıl buldun ortamı? Gördüğüm en güzel yılbaşı partisi. Bak bakalım. Bu da senin hediyen. Seni korusun diye aldım. Hop şöyle. Kimden? Kötülüklerden. Yani tabii ki daha romantik bir şey alsam daha senlik olamaz da. Allah hep korusun seni. Çok güzel seviyorsun be yabani. Gel buraya. Bu anı hiç unutmak istemiyorum. O yüzden... Doktor. Niye geldin sen? Bak, beni korumaya falan geldiysen. Yok be oğlum. Davete icabet ettik. Allah Allah. Vay doktor. Eyvallah ya. Kırmadın beni, sağ olasın. Vallahi kral adamsın ha. Güven abi. Hoş geldin cümbüşümüze. Hoş geldin. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Mutlu yıllar. Sana da.
Bana niye söylemiyorsun ya? Ne var oğlum? Allah Allah. Babanı çağırmak için bir de senden izin mi alacağız? Tırrek. Nasılsın ya? Bu kadar yabani olmasa tatlı çocuk aslında. Değil mi? O da büyüyecek inşallah. Bakalım. Yaman abi, hadi gel sen de bizim burada. Hadi Yaman abi, tak gel baba. Yaman abi, tak. Hadi baba. Yaman abi, gel gel. Hadi Yaman abi. Doktor abi, sen de gelsene baba oyuna. Yok oğlum, geçin siz keyfinize. Oğlum geçin keyfinize bakın siz, hadi. Hadi hadi. Ne oldu? Of, saat çok geç oldu ya. Ben anneme söz vermiştim. Ece'yi görmeye çektim. Uyumuştur kız. Vallahi benim bir planım yok. Babam birlikte girelim yılbaşına dedi ama. Seni bırakayım diyeceğim de. Sen de babana şans vermeyi düşünüyorsan. Onu artık seneye düşünürüz. Bu espriyi yapmış olamazsın şu an. Doktor, ha? Seneye görüşürüz. Nereye bu oğlum ya? Saat daha 12 olmadı ya. Ece'ye. Ha, doğru. İyi de yani bir sana mı nöbet yazdılar Ece'nin başına şimdi yılbaşı vakti yani? Alaz niye gitmiyor mesela? Ona niye serbest? Alaz nereden çıktı şimdi? Ya Alaz buradaydı ya. Görmediniz mi siz? Ha, kafası bir dünya dolanıyordu. Ben dışarıda gördüm. Yaman. Yaman? Yaman dur. Yaman bekle dur. Hani nerede?
Ne bileyim oğlum, burada bir yerdeydi işte. Niye gelmedi ki yanına? Hayır, senin yanına niye gelsin ki? Beni görmeye mesela. Hah. Bir bu eksikti yani. Yaman, hadi gel biz gidelim artık. Hayır hayır, bir dakika. Ne diyorsun kızım sen? Şaka mı yapıyorsun? Mutlu yıllar diyorum. Aşağı mutlu yıllar be. Ne bu? Şaka mı şimdi? Gülecek miydik buna biz? Bu sene de bana güzelim Cesur Efendi. Senin kafan mı güzel lan? Hadi gel. Yaman. Ben bırakayım mı sizi onu? Doktor, çocuk muyum ben? Değilsin. İyi bağır. Bana bak. Evde alas falan çıkar karşına. Aman diyeyim. Aklım sende kalmasın. Bastırtma bana o evi. Ben de kime benziyor diye düşünüyordum. Dikkatli ol. Tamam, tamam. Söz mü? Söz. Lan sen iyi ki benim oğlummuşsun lan. Mutlu seneler. Hadi. Ne oluyor be? Yavaş ya. Cesur. Alas. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun Alaz, ne? Ne oldu? Seni. Dur. Dur. Alaz dur. Sakin, ne yapıyorsun lan sen? Dur. Durmazsam bıçağı boynuma saplayacak mısın? Dene de gör istersen. Allah dur. Dur, iyi değilsin bir de. O zaman iyileşmeme izin ver. Ben senin yarabanlı değilim. Ya sok onu boğazıma bitirişime, ya da bu oyunu bitirelim. Hep beraber öleceğiz.
yaptın lan sen? Ne yedin? Alas. Alo. Ne işin var lan senin burada sabah sabah? Eşelenecek başka yer bulamadın mı? Alo. Kime diyorum oğlum ben? Lan sen yoksa gece bizde mi kaldın lan? Lan oğlum bir şey soruyorum lan sana. Cevap versene bana. Alo. Ne işin vardı lan senin burada? Alas! Bu kadar yanlışımın içinde tek doğrum sen olamazdın Asi kız. Özür dilerim. Asi! 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 Ne işi vardı o a**manın burada? Asi! Sana diyorum! Ne oluyor Asi? Asi iyi misin? Asi! Bak kızım delirtme beni bak! Bak gider keserim o herifi Asi! Bak bir cevap ver bana! Asi tamam. Hadi bir çık bir konuşalım Asi hadi! Hadi güzelim! Hadi bak tamam ben bekliyorum seni burada! Hadi kızım! Hadi Asi bak bekliyorum hadi! Asi bak benim sabrım kalmadı güzelim! Ne oldu? Ne dediniz siz dün gece? Burada mı kaldı? Bak sakın bana saçma sapan bir şey yaptık deme. Ne olur bana kafayı yedirtme Asi. Seninle ne alakası var Cesur? Sen niye yiyorsun kafayı lan? Sana ne? Ne demek lan sana ne? Ne demek sana ne kızım? Kardeşinim lan ben senin. Kardeşinim ya lan ben senin. Benim kardeşim ne zaman eve adam atar oldu lan? Attığın adam da adam olsa bari be. Seni ilgilendirmez uzatma. Bak Asi delirtme beni ne olur bak. Tamam. Tamam pardon tamam gel bir oturalım. Bir oturalım bir konuşalım bir sakin kafayla bana bir anlat ne olur bak ne oldu? Ne oldu zorladı mı seni? Zorla ilaç falan mı içirdi sana? Ne oldu kızım? Bak korkmana gerek yok saklamana gerek yok güzel kardeşim sen yalnız değilsin tamam mı? Senin aslanlar gibi kardeşin var burada. Saçma sapan konuşma zorla bir şey olmadı. Neden o zaman? Ne lan o zaman? Ne lan o zaman? Ne? Alaz lan bu. Alaz ciğeri beş para etmez herifin teki lan. Durdun. Alaz mı Asi? Bu kadar mı kaybettin kendini kızım? Lan sana ne lan? Sana ne? Namus bekçisi mi kesildin lan sen başıma? Sana ne? Ulan utanmıyorsun da. Hadi benden utanmıyorsun. Beni zaten kendinden de mi utanmıyorsun be kızım?
İtin önüne kemik gibi attın kendini ha, o kadar mı yani? Düzgün konuş lan. Düzgün konuş, ağzını burnunu dağıtırım senin, bir doğru konuş lan. O herif o gece haplıydı kızım, haplıydı. Ya bir dünyaydı kafası. Acaba yediği hatları hatırlayacak mı? Ah be zekalı. Ah be kızım be. Sen mi de o herif sana aşık oldu falan mı zannettin ya? Ne ara unuttun bize ettiklerini be kızım? Sen Çağla'nın sana köpek çektiği günleri nasıl unuttuysan demek ki ben de unuttum Cesur. Asil, bak eğer Yaman'ı unutmak için bu herife yanılıyorsan çok büyük hata... Yeter! Yeter! Benim kimseye verecek hesabım yok. Kes sesini, sus! Eyvallah. Sen kimseye hesap verme benim güzel kardeşim. Ben ille sorarım o hesabı. Ne yapıyorsun kendinizden? Duvar bile olsa onu söperdi. Seninle ilgili değil yani, sakin. Bize. Bu nereden çıktı? Yaman. Yaman ne diyesiydi? Beni korusun diye verdim. Seni de ondan koruyacaksa hiç çıkarma bence Rüya. Anne. Kazası nerede ya? Duymadı mı kazayı falan? Yani aradım ama açmadı. Duysa durmaz ki zaten. Bilemiyorum yani. Çok 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 şaşırdım. Girebilir miyim? Ay dur. Ahsi. Ya Yaman nasıl? Uyanmadım hala. Korkma, sensiz ölemez bile. Kızımı da öldürmesin de. Anne. Acaba sen dışarıya gidip bir hava falan mı alsan? Nereye çıkayım ya? Nereye gitsem bir... Ay. Pardon, benim sinirim bozuldu galiba. Ben bir çıkayım. Bin... Neredeysen yönünü bul. Gel bana geri. Bak ben buradayım. Yanındayım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ya ben çok özür dilerim senden. Gerçekten canını yakmak istemedim. Yaman bir dur, dur. Daha yeni kalktın. Ölüyormuşsun az daha. Babana dua et. Gerçekten o manyak yüzünden ölüyorduk az kalsın. Yani düşündükçe aklımı kaybediyorum. Asi resmen bile isteği üstümüze sürdü ya arabayı.
Kulağımdan vursun. Ben sizinkilere haber vereyim de geliyorum. Yamanlı mısın? İyiyim. Ama kalkma, kalkma. Daha iyi olacağım. Derdin ne lan senin Alaz'la? Ha? Ne istiyorsun benim oğlumdan? Niye tehdit ediyorsun oğlum? Hangi sebeple? Bak. Bana bak. Böcek gibi ezerim seni, kimsenin ruhu bile duymaz. Hadi. Ne söyleyeceksen bana söyle bakayım. Hadi söyle. Söyle. Serhan. Ne oluyor lan? Nedir senin derdin bu çocukla? Ne zaman görsem ellerin yakasında. Bir şeye de burnu sokmasan mı acaba? Seni ilgilendirmez. Bu çocuklarla ilgili her şey beni ilgilendirir. Özellikle de hücumda sen varsan. Söyle oğlum, ne olmuş? Alaz'la telefon konuşmamı duydu da ona kabardı. Tehdit ettim de oğlunu. Neden? Oğlum neden tehdit ettin? Rahat durmuyor ki bunun oğlu. Herkese zarar ziyan. Yapmış gene yapacağını. Bana bak. Taran. Ne yapmış? Cesur. Ne yapmış oğlum? Lan söyle oğluna. Asi'den uzak duracak yoksa yemin ederim benim elimde kalır ha. Tamam bak sen benim kızımdan uzak dur. Kızımdan. Yaman uyandı. Rüya, ne yapıyorsun yavrum burada? Niye ayaklandın sen? Uyandın mı sen? Çok şükür. İyi oğlum, misin? İyiyim anneciğim. Ha. Gel canım, gel. Nasılsın? Ağrısızın var mı? Yaman Ali oğlum, çok korkuttun bizi, çok. Şey, ben bir rüyayı yatırıp geliyorum. Siz de yormayın onu. Geleceğim tekrar. Gel canım. Gel, gel sen. Sen niye geldin buraya? Bir yerim ağrımıyor. Merak etme doktor. Ne doktoru oğlum? Baba diyeceksin baba. Ne var ya? Herkesin bildiğini kimden saklayacağım ki ben? Aslanlar gibi babası işte. Baba diyeceksin bundan sonra baba. Yaman. Oğlum kaza nasıl oldu? Rüya birileri üzerimize sürdü dedi de sen hatırlıyor musun? Öyle nasıl diyeyim doktor? Biri bile isteği üstümüze sürdü arabayı. Sanki böyle planlı programlı gibi. Cinayete teşebbüs yani. Kim yapar ki böyle bir şey? Kim sizden ne ister? Niye öyle diyorsun doktor? Kansız kaynıyor ortalık. Şerefsiz kaynıyor ortalık. Kardeş kardeşi kesiyor bu memlekette. Rüya... Kimin kullandığını görememiş. Sen tam bayılmadan önce bana bir şey söylüyordun. Sen gördün mü kimi kullandı?
maalesef. Neyse ki polis peşinde. En kısa sürede bulur o manyağı. Evet arkadaşlar, burası biraz kalabalıklaştı. Daha fazla isterseniz yormayalım Yaman Ali'yi. Biraz dinlensin benim oğlum. Hadi dışarı. Ziyaret saatimiz bitti gençler. Dışarı hadi. Çıkın çocuklar. Buradayım ben. Aslan oğlum benim. Güçlü oğlum benim. Helal sana. Uyanmadı. Bir şey görüp görmediğini henüz bilmiyoruz. Bilemeyiz. Ama riske de atamayız oğlum. Merak etme. Bu için seni harcamam ben. Söz konusu olan kendi oğlum olduğunda kimseyi tanımam. Sakin kal. Ben seni arayacağım. Durma, git söyle, hadi. Polis de beni ifadeye alır, ben de kafam çok iyiydi derim. Torbacım kim mi? İdiotun teki en azından. Hapse beraber girmiş oluruz. Derdin ne lan senin Alazla? Ne istiyorsun benim oğlumdan? Böcek gibi ezerim seni, kimsenin ruhu bile duymaz. Hadi, ne söyleyeceksen bana söyle bakayım, hadi söyle. Olmaz mı Elif? Olmaz böyle oğlum, olmaz lan olmaz işte. Biz buna layık değiliz lan. Kardeşiz oğlum biz, kardeş. Ne oluyor? Bir şey yok. Hop, nereye? Hakkını helal et olur mu? Cesur, ne oluyor? Ne olması gerekiyorsa o oluyor Asi. Ne eksik ne fazla. Ne icap ediyorsa. Ya nereye Cesur? Cesur nereye? Yavaş ya, yavaş. Nasıl? Ne oldu, niye geldin? Başka duvar bul kendine de. İyi misin? Gayet iyiyim. Ne bekliyordun Alas? Arkamdan ağlamam falan mı? Güzel. Sevindim. Gözyaşı kısmı boğuyor benim. İyi gelmiyor bana. Dayak iyi geliyor mu? Biraz daha uzatırsan ağzını burnunu kıracağım çünkü. Ne istiyorsun lan sen benden? O konuda inan kafam karışık. Ama konumuz o değil. Git o zaman. Ne dikiliyorsun burada? Cesur imbesil içeride mi? İçerideyse çağırır mısın zahmet olmazsa? Ne işin var senin Cesur'la?
Benim onunla bir işim olmaz da iş açıyor başıma işte. Uzun hikaye. Yok. Yok evde, bilmiyorum nerede olduğunu. Haydi. Asi. O gece olanlar. Gerçekti en azından. Ya sen, haber de alamıyorum. Allah zekalı seni sordu. Hayırdır? Odanı alırken aktı, şimdi mi oldu zekalı falan? Doğru konuş lan, s**tme belanı. Ne diye arıyormuş seni, ne istiyormuş? Kuyruğu sıkıştı da ondan arıyor beni. İtim koyaza çıktı da ondan arıyor beni. Yediği haltları herkes öğrenecek de ondan arıyor beni. Ya ne yaptı? Madem herkes öğrenecek, sen de bil. Yamanla rüyanın üzerine arabayı süren, onları şarampole yuvarlayan, kazayı yaptıran Alaz'mış. Şimdi meselenin senin için can alıcı kısmına geliyorum. Senin güzel kara kaşına, kara gözüne, selvi boyuna gelmemiş yani o herif, anlayacağın. O işte netleşmiş oldu. O herif öyle bir şeytan ki, öyle bir şeytan ki o herif. Sırf o gece Asi ile birlikteydim diyebilmek için seni şahit tutmuş kendine, şahit. Kullanmış yani, anlayacağın. Ah ulan. Bana sorsalar en faka basmaz kız derdim Asi için. Ama o seni bile tezgaha getirmeyi başarmış. Ah be Asi. Ben sana ne diyeyim şimdi be Asi? Ne diyeyim ben sana? O herif öyle bir şeytan ki, sırf o gece Asi ile birlikteydim diyebilmek için seni şahit tutmuş kendine, şahit. Kullanmış yani, anlayacağın. Ah ulan, bana sorsalar en faka basmaz kız derdim Asi için. Ama o seni bile tezgaha getirmeyi başarmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.